Gündüz arazilerimiz, yani sezonun durumuna göre, tabii havanın aydınlanma durumuna göre, bizim kalkışımızı baz alırsak aslında bizim için gün saat 3'lerde, 3.30'larda başlıyor. Çünkü sabahın ilk ışıklarını fazla da güneşe kalmadan yakalamak istiyoruz. 3.30-4 gibi en erken saatleri bizim burada gündüz arazi çalışmalarımız başlıyor. Ne zaman ki yuvanın artık yavru çıkışının tamamen kesildiği veya herhangi bir hareketliliğin olmayacağından emin olduğumuz zaman, yumurtaları görebilmek ve sayabilmek için, yuvanın kaydını, verisini tamamlayabilmek için kontrol amaçlı bu yuvaları açıyoruz. Bu açışlarda tabi bazen yuva içinde sıkışmış yavrulara da denk geliyoruz. O vesileyle bu yavruların da yuvadan kurtulmasını sağlamış oluyoruz. Antalya bölgesinde Belek deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalı olarak geçiyor. Ağırlıklı olarak karetta karettaların yuvaladığı bir kumsal. Daha az sayıda olmakla beraber yeşil deniz kaplumbağası dediğimiz Chelonomidas türünün de yuvaladığı bir kumsal. Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan. 98 seresi Belek'te ilk çalışmalarımıza başladığımız yıllar. O zamanlarda yaklaşık 400-500 civarı yuva sayısı mevcuttu. Günümüze geldiğimizde artık 3000'ler seviyesini aştık. Yavru sayısını şu an hani ezbere vermem mümkün değil ama yuva olarak 3000'leri gene aştık. Yani son artık veriler sezon sonuna doğru toparlandığında net bir sayı belirteceğiz. Ama 3000 sayısını aştık. Yani geçen sene zaten burada bir rekor kırmıştık. Yine o seviyelerde olacağını tahmin ediyoruz. Yenileyeceğimizi en azından tahmin ediyoruz. Kumsalda yine insan faaliyeti kaynaklı, araç girişi kaynaklı sıkıntılarımız var. Gördüğümüzde insanları olabildiğince uyarıp bilgilendirmeye çalışıyoruz ama tabii bu bir toplu bilinç meselesi. Sonuçta bu alan çok yoğun bir yuvalama alanı. Özellikle Belek bölgesi içerisindeki belki en yoğun alanlarımızdan biri. Ama gördüğünüz gibi her tarafı da araç izi kaydıyor. Oysa ki bu alanda bir yıl yuva da mevcut. Yani bu da o ağır araçların yuvayı ezmesi. Hatta yavru çıkışı döneminde belki de yavruları ezmesi demek olabiliyor. Bireysel olarak baktığımızda tabii bu keyif verici bir an. Yani sonuçta bir şekilde orada ölecek olan yavruyu kurtarıyorsunuz. O ana denk gelmek güzel bir duygu. Belki bilimsel açıdan baktığımızda biz hani bu işi sonuçta bilimsel mantıkta yürütmeye çalışıyoruz. Evet, bu doğal sürecinde de mevcut bir şey. Ama sonuçta nesli tehlike altında olan bir hayvandan bahsediyoruz. Belki yarattığımız birçok negatif etkiyi bir nebze de olsa bu şekilde pozitife çevirme şansımız oluyordur diye düşünerek, yani dediğim gibi güzel bir his oluyor.